Dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan merhaba diyerek programımıza başlıyoruz. Bu haftanın başlangıcında Bodrum İyi Parti ilçe başkanı Nevzat Kamber'le birlikteyiz ve hem Muğla hem de Bodrum'a dair gündemi konuşacağız. İyi Parti son dönemlerde biraz gündemde tabii doğal olarak. Geçtiğimiz hafta çoğunlukla İyi Parti konuşuldu. İyi haftalar olsun başkanım. İyi haftalar. Yağmurlu ve soğuk bir Bodrum sabahında tüm Bodrum halkına merhabalar demek istiyorum. Evet. Evet, yani soğuk ve yağmurlu, soğuk ve yağmurlu diyoruz ama Bodrumluların sıcak yüreği her zaman gülümsemesi her zaman sıcaktır. Zaten sizin orada da güneşiniz var, o da bir sıcaklık verir diye düşünüyorum. Biraz siyaset yapmış olduk. Başkanım, geçen hafta tabii çoğunlukla İyi Parti konuşuldu. Muğla gündemine böyle bomba gibi düştü. Profesör Doktor Ümit Özdağlar'ın ben bilim insanı olarak değerlendirirken çok farklı bir siyasi atraksiyon yaptı. Hayal kırıklığı demek lazım aslında Türk siyaseti açısından. Geçtiğimiz akşam da yine gazeteci arkadaşlarımla yaptığımız bir programda özellikle eğer bir sıkıntısı varsa Ümit Özdağlar'ın istifa etmesi gerekiyor. Böyle ortalığa çıkıp ben tekrar İyi Parti'de siyaset yapacağım dememesi gerekiyor diye. Bu benim düşüncemdi tabii. Ama bir olayı bize bir özetler misiniz birinci ağızdan? Şimdi biliyorsunuz İyi Parti geçmişte demokratik olmayan bir takım şeylere maruz kaldı. Yönetim anlayışına maruz kaldı. O yüzden de İyi Parti'yi kurduk ve parti içi demokrasiye çok önem veriyoruz biz. Tabii Sayın Ümit Özdağ'ın mesnetsiz iddiaları karşısında bizim de suskun kalmamamız gerekiyordu ve haliyle genel merkezimiz yönetim kurulu kararıyla kendisinin partinin ihracını yaptılar. Tabii, o da geri döndü. Tabii şöyle, şimdi yaptığı iddiaları genel başkanımızın ispatla yargıya git demesine rağmen sadece yaptığı şeydir. Partiye geri dönmek için itirazda bulunmaktır. Tabii bu biliyorsunuz İyi Parti şu anda yükselişte olan bir parti. Üçüncü senemizi bitirdik. Haliyle Cumhur İttifakı'ndan bir takım saldırı demeyeyim. Yani bir takım nasıl denir? Saldırı diyelim. Yani, evet. Çok fazla maruz kalıyoruz. Tabii bu kendi içimizden olması da düşündürücü gerçekten. Bu bağlamda partimizi töhmet altında bırakan Ümit Özdağ, tabii yanında il başkanımız Sayın İncilay Şekerdağ da olmak üzere bir takım desteklerde bulundu açıkçası. Böyle olunca tabii biz şöyle söyleyeyim, yani il yönetimleri, ilçe yönetimi hatta genel merkez olsun demokrasiyle yönetilir ve yönetim kurullarıyla yönetilir. Yani tek başına benim bir şey yapma şansım yok. O yüzden biz yönetimimizde, divan kurulumuzda kararlar alırız, ona göre uygularız. Başkan uygular yani. Tabii bu takım şeylerde il başkanımız yönetim kurulundan habersiz bir takım atraksiyonlara geçince yönetim kurulu da kendi aralarında örgütlenip toplu olarak istifa etti ve İncilay Şekerdağ'ın, Gezgin Şekerdağ'ın başkanlığı düşmüş oldu. Peki, yani bir tek bilindiği gibi görevden alınma gibi bir durum söz konusu değil. Muğla'yı tamamen seçmesinin sebebi ne peki? Ümit Bey'in Muğla'yı seçmesinin sebebi ne? Şöyle, şimdi 80 tane il başkanından 81 tane il başkanı, 80 tanesi 80 il başkanımız Ümit Özdağ'ın partiden ihracı ile ilgili imza verdi ve sanırım il başkanımız da verdi ama onda şey var, bir mahkeme sonuçlarını beklemek gibi ama herhangi bir evet şerha var fakat mahkeme sonuçları falan belirlenmeden tabii partiye geri döndü, tamamen karıştırma amaçlı olduğunu ben düşünüyorum. Ve görevden alınmadı kesinlikle. Yönetim kurulunun istifasıyla başkanlığı düşmüştür. Bu da tamamen parti içi bir meseledir diye düşünüyorum ben. Ve demokrasi gereği de oradaki 51-60 tane yönetim kurulu üyesinden 51 tanesi istifasını vererek yönetimini düşürmüştür. Evet, hayırlısı olsun diyelim. Bundan sonra tabii süreci biz de izleyeceğiz. Bakalım bir nasıl bir yöntem uygulayacak İyi Parti genel merkezi. Herhalde bir il başkanı ataması yapılacak tahmin ediyorum, değil mi?
E tabii ki, tabii ki yapacak. Ne kadar, ne zaman yapılır belli mi? Yani tahminimce 15-20 gün içerisinde bu iş çözülür. Çözülür, evet. Var mı böyle bir aday ismi? Şu anda yok. Şu anda çok erken, tabii bizlerle de işler yapacaklar, genel merkezimiz. Ona göre partimizi taşıyacak bir il başkanı. Mehmet Onur Şahbaz olabilir mi? Bodrum'dan bir bununla il başkanı yapabilir miyiz? Yani şu anda çok erken bunları konuşmak için. Tabii bizim yani siz farklı yanıtlar verebilirsiniz. Ben özellikle kayda geçsin ve canlı yayında da bunlar dillendirilsin. Tabii ki Bodrum'dan bir il başkanı olmasını biz o konuda seviniriz ama tabii 13 tane ilçe var. O ilçe başkanı arkadaşlarımızla işler yapacağız. Genel merkezimizle işler yapacağız. O şekilde yürüyecek. Okey. Şu an için erken yani. Ben yine de ezber bozan o cümleleri etmekten çekinmiyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, Bodrum'a gelelim isterseniz. Evet. Çünkü Muğla gündemi zaten belirliydi. Geçen hafta da belirli atraksiyonlar meydana geldi. Her birimiz o detayları da hani en ince ayrıntısına evet. kadar öğrendik. Şimdi geçen haftadan bu yana yine Bodrum'la ilgili Muğla'da sıkıntılı anlar yaşanıyor. Önerge verdiniz Muğla Büyükşehir evet. Meclisi'nde. Önerge kabul edilmedi. Sıkıntılı anlar yaşandı aslında. Onu da bize özetler misiniz? Şöyle söyleyeyim. Yine biz bunu yönetim kurulu ve meclis üyelerimizle görüşerek, divan kurulumuzla görüşerek böyle bir önergenin verilmesi yönünde tam olarak önerge karar verdik. Onu da bildiririz. Tam olarak önerge hemen zaten yanımda burada. Önergemizin açıkçası limanlarla ilgili Bodrum Büyükşehir'e bağlanan Bodrum ve Gümbet limanları ile ilgili biliyorsunuz Bodrum Belediyesi'nin bir takım gelirleri Büyükşehir'e geçince şu anda hizmet üretemez duruma geldi ve biz de dedik ki bu Gümbet ve Bodrum limanlarının Bodrum Belediyesi'ne tahsisi konusunda bir önerge verdik. Tabii reddedildi. Belli bir süreyle tahsis değil mi? Yani atıyorum yani 10 yıllığına 20 yıllığına. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi tabi bu arada yasada bir değişiklik oldu. İşletmeciliğini. Çünkü biliyorsunuz şimdi şöyle söyleyeceğim. Biz Bodrum'un çıkarlarını düşünmek zorundayız. Ve Muttaş açıkça işletiyor şu anda. Bugün sabah Muttaş'ın web sayfasına baktım. Bodrum ve yani denizcilikle ilgili sadece Datça Feribotu işletmeciliği var. Onun dışında herhangi bir web sayfasında Bodrum ve Gümbet limanları gibi bir şey yok. Ve biz bu dilekçeyi verirken arkadaşımız yarım saat civarında bir çaba sarf etti. Bu Bitez'deki, Bitez kavşağındaki Büyükşehir ofisine vermek için. Oradaki memur arkadaşımızla bayağı bir telefon görüşmesi yapıp dilekçeyi kabul etmek adına mı? Evet. Yani şu anlaşılıyor. Bodrum'da Büyükşehir'e muhatap olacağımız bir birim yok gibi. Bu aynı şekilde denizcilik anlamında Bodrum Limanı ve Gümbet Limanı'nın da aynı şekilde Muğla Büyükşehir Muttaş'tan bir muhatap bulamıyoruz. Ve vatandaşlarımızdan gelen şeyler de şikayetler de bu yönde. Yani biliyorsunuz bir fiyat artışına gittiler. Bu konuda biz bir dilekçe verdik bilgi edinme yasası kapsamında. Ben o dilekçenin cevabı gelmeden bu konuda konuşmak istemiyorum çok. Ama şunu söyleyebilirim. Bu pandemi döneminde özellikle belediyelerin gelirlerini kıstığı, işte geçen mecliste biliyorsunuz Bodrum Belediyesi de bir takım alacaklarını öteledi. Yani %300 olduğu söyleniyor. 300-350 gibi. Zaten tahsilatta yapılıyor şu anda. Evet. Tabii biz dilekçenin cevabını bekliyoruz. Neye göre bu zammı yaptılar? Çünkü gördüğümüz kadarıyla Bodrum Belediyesi'nde, Bodrum Limanı'nda ekstra bir hizmet olduğunu görmedik. Artı Gümbet Limanı'nı siz de biliyorsunuz. Yolları zaten kötü durumda. İçeride özel bir mülk olduğu için evet. giriş çıkışlarda para ödeniyor. Evet. Yani ekstra bir hizmet varsa bu yapılmalı diye düşünüyorum. Bunu da sorduk zaten. Neye göre bunu yaptınız diye. Bunun cevabını bekliyoruz şu anda. Ama dediğim gibi vatandaş limanlarda muhatap bulamıyor. Açıkçası Bodrum'da muhatap bulamıyor. Şimdi biz başka CHP belediyelerinin İzmir ve İstanbul'da
bu tahsisi yaptığını biliyoruz. Bir takım birimlerini, ilçe belediyenin tahsisini yapmış. Bu da yapılabilir. Ve şimdi Bodrum merkezinde olan bir limanın Bodrum Belediyesi'nin işletmesi gerekiyor açıkçası. Çok normal bir şey. Gayet normal. Ve MUTTAŞ biliyorsun üstelik ulaştırma üzerine. İkisi de evet. Partiler olduğu için çok daha kolay olmuş. Aynen öyle. Bir de Muğla'da yani denize bir kıyısı yok. Açıkçası Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin. Ben bu işten anlamadığını düşünüyorum. O yüzden de gelirlerin de Bodrum Belediyesi'ne geçmesi anlamında biz bu önergeyi verdik fakat kabul görmedi. Tabi bu arada bu Bodrum Belediye Meclis Üyelerinin de grup kararına uymak zorunda olduklarını ben biliyorum ama gönülden keşke olsa dediklerine de ben inanıyorum. İçeriden destek vermek zorunda kaldılar. Evet, evet, maalesef öyle. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi geçmiş dönemde bir kavgacı tutum vardı biliyorsunuz. Ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Gümbet Limanı'nı da davalardan geri adım atarak Gümbet Limanı'nı da Büyükşehir'e vererek uzlaşmacı bir tutum sergilemeye başladı. Ama aynı uzlaşmacı tutumu biz bu Büyükşehir Belediyesi'nde göremiyoruz açıkçası. Aynı notlarımı almıştım bu arada. Hemen bir gözden geçireyim. Bu arada tabii bir video dolaşmaya başladı biliyorsunuz sosyal medyada. Büyükşehir ile ilgili. Şimdi 750 milyon lira gibi bir yatırım yaptığını söylüyor sayın. Büyükşehir kendisi gönderdi zaten. Evet. Yani biz burada hizmet satın almıyoruz. Bunları yapmak zorunda Büyükşehir Belediyesi ve seçime girerken de bunları bilerek yaptılar. Gibi bilerek seçime girdiler yani. O yüzden de yani biz Bodrum olarak Bodrum hatlarını geri istiyoruz açıkçası. Hatta buna şunu da ilave edebilirim. Otogar işletmesi de henüz açılmadı ama otogarın da Bodrum Belediyesi'nin tahsisini ben açıkçası çok isterim yani. Bu konuda mevzuatı bize inlediniz mi? Bu konuda yani mümkün mü böyle bir şey? Tabii ki mümkün. Çünkü Osman Başkan bu konuda her zaman şunu söyler. Mevzuat izin vermiyor. Der. Hayır. Tahsis çok kolay oluyor. Büyükşehir Meclisi'nden bu geçer. Çok kolay geçer. Yeter ki vermek istesinler. Anlaşılmıştır. Evet. Yani bu özellikle Büyükşehir'e... Yani siz de araştırın isterseniz. Ben de şey yapayım. Hatta bizim avukat arkadaşlarımız da araştırdı. İzmir ve İstanbul belediyelerinde, Büyükşehir belediyelerinde bu tarz tahsisler yapılmış. Evet. Bu konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partili avukatlar bir araştırma yaparsa ve bu araştırmaları da basınla paylaşırsa sanırım biraz daha netleşmiş olur. Çünkü her seferinde Osman Başkan'ın bu iş mevzuata uygun değildir diyerek bir karşı çıkış oluyor. Tabii mevzuata uygun olmayınca da söyleyecek çok fazla bir şey kalmıyor. Onu kabullenmek durumunda kalınıyor. Tabii bir Bodrum olarak bu şekilde ama hani işin esas hukuki tarafının ne olduğunda net olarak ortaya konulmasında fayda var diye düşünüyorum. Yani belki bu konuyla ilgili Büyükşehir'de bir açıklama yapar. Mevzuatın böyle olduğunu ve değiştirilemeyeceğini de net olarak belki basınla paylaşırsa biz de onu aktarmış oluruz. Ama netleşmesi lazım. Şu anda sürüncemede gözüküyor. Her bu konuyla ilgili sıkıntı çıktığında limanlarla ilgili, işte otogarla ilgili bir sıkıntı çıktığında hep bu gündeme geliyor ama her seferinde de tam cevap alınamadan kapanmış oluyor. Gündem devam etmiş oluyor. Peki, evet. Bodrum Belediyesi ile ilgili düşünceleriniz neler? Çünkü iktidar partisinin Bodrum'daki temsilcisi çok sert açıklamalarla bir eleştiri aslında böyle hani hakaretle eleştiri arasında gidip geliyor yaptığı açıklamalar. Siz daha yumuşak bir tarz ve tutum izliyorsunuz. Daha siyasete yakışır. Hele ki Bodrum gibi, Muğla gibi hoşgörünün merkezi olan yerlerde siyasette de bir yumuşaklık, bir hoşgörünün olması ve uygun bir tarzın ve üslubun kullanılması gerektiğini hepimiz düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani Fatih Bey, siyasette üslup çok önemli. Şimdi ben Halil Başkan'la da çok iyi görüşüyorum. Osman Başkan'la da tabii ki Bodrum'un çıkarları için görüşüyoruz bu anlamda. Kendisine uyarıyorum. Ya bu şekilde bir siyaset bana göre çok doğru değil. Biz şimdi Bodrum'un çıkarlarını düşünürken bu arada insanlara yani bizim insanların kişiliği, karakteriyle yaptığı işler elbette ki şeyimiz var ama karakterlerle şeyimiz yok. Yani biz tamamen İYİ Parti Bodrum'un çıkarlarıyla ilgili vatandaşlardan gelen talep üzerine
doğru üslupla, düzgün üslupla çare aramaya, dert aramaya, dertlerine çare aramaya çalışıyoruz. Bu konuda da yani biz çizgimizi bozmayacağız bu an. Peki nasıl düşünüyorsun şu anda Bodrum Belediyesi'nin çalışmalarını genel olarak Bodrum Belediyesi değerlendirir misiniz? Ya şöyle söyleyeyim, şimdi daha çok yine mesela Bitez'de bir imalat yapılıyor. Yani çok şükür yıl 2021 artık elektrik direkleri yer altına alınıyor ama baktığınızda inanın kabloların çekilmesi falan çok uzun sürdü. Ben de orada yaşadığım için artık ayakkabıların çamuru, arabanın her tarafı çamur içerisinde. Aynı şekilde Kadı Kalesi biliyorsunuz yapılan şey. Yani bir ilgisizlik var gibi. Yani Bodrum Belediyesi'nden olsun, Büyükşehir'den olsun bir ilgisizlik var. Ben şunu geçenlerde bir köşe yazısında size de göndermiştim. Yani Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün haftanın en azından iki günü buradaki ofisine gelip vatandaşların derdini, STK'ların derdini, siyasilerle konuşmalar yapmasını çok gerçekten isterim. Çünkü baktığınızda Fethiye, Marmaris ya yani diğer ilçeler olsun herhangi bir altyapı sorunu yok, kalmadı. Daha önceden zaten Büyükşehir'e geçerken bitmişti. Ama Bodrum'un gerçekten çok büyük sorunları var. Bir arkadaşım yazmıştı yani 750 milyon lira gibi bir rakam. Geçen dönemde geçen 5 yılda bu yapılmadı. Şimdi yapılıyor. Yani 10 yıla yaydığımızda 75 milyon lira gibi bir yatırım yapar. Hiçbir şey değil. Bu da işte arkadaşımız da yazdığı gibi Bodrum'da 10 tane villa bedeli. Aynen öyle. Bodrum Belediyesi'ne gelince tabii ki eksikler var. Yani ben kurumsallık anlamında çok sıkıntılar olduğunu görüyorum. İşte dilekçeler 5 ayda dönüş yapılabilir dilekçelere. Bizim verdiğimiz dilekçeler tabii ki öyle aynı şekilde. Maalesef kurumsallık anlamında çok eksiklerin olduğunu görüyorum. Bu konuda Sayın Belediye Başkanı çok uyardım. Onun dışında tabii ki yollarımız sıkıntılı. Yani ama gene bunun ana sebebi Bodrum'un gelirlerini özellikle pandemi döneminde belediyenin bir takım gelirlerinden vazgeçmiş olması, ötelemiş olması, işte büyükşehirin bu konularda ilgisiz davranmasından kaynaklanıyor. Yani şimdi bu 5 senelik karneyi vatandaşımız verecek. Biz de o konuda biliyorsunuz biz burada ittifak olmadık. O konuda tabii zamana gelince muhalefetimizi yapacağız. 3 sene gibi bir şey kaldı zaten. Evet, evet. Evet, bu aslında bu son dakika haber olarak bile verebiliriz. Yani şu anda Bodrum Belediyesi için İyi Parti çalışmalarını başlatmış durumda. 3 sene o kadar çabuk geçer ki 2 sene geçti. Tabii doğal olarak da Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi'nin senkronize çalışamadığı veya çalıştığı yönündeki sıkıntıları da ifade etmiş oldu Nevzat Başkan. Evet. Başkanım benim şimdilik sorularım bu kadar. Bu haftaki gündeme dair soracaklarım bu kadar. Sizin söyleyecekleriniz var mı? Varsa yani onları teşekkür ederim. Tabii dediğiniz doğru. Bir koordinasyon önceki dönemde yok, şimdi de yok olmadığını ben görüyorum. Yine vatandaş büyükşehir için muhatap bulamıyor. İşte limanları örnek verdim. İnşallah iyi olur ama biz yine çok Bodrum'un çıkarları adına bunları söylemek zorundayız. İlerleyen süreçte takip edeceğiz biz de. Peki. Yani şeyi de söylemek istiyorum. Şimdi vatandaş dilekçe vermek istiyorsa o dilekçe yarım saatte almasınlar. Hemen alınmalı. Ben ona taktım açıkçası. Yani hemen alınmalı gerekiyor. Yani bir 7-8 tane telefon görüşmesi yapmış memur arkadaşımız. Ayrıca Bodrum Belediyesi de yani o konuda o koordinasyonu sağlamak zorunda. Baştan da bu seçim zamanı bunu belediye başkan adayımız, CHP'nin belediye başkan adayı bunu belirtmişti. Fakat hala o koordinasyonu biz göremedik. İnşallah olur. Evet, bu çok söyledikleri, Nevzat Başkan'ın söyledikleri oldukça önemli. Çünkü seçim sürecinde hep
geçtiğimiz süreçte de yani Mehmet Kocadon'la Osman Gür'ün döneminde de aynı şey söylenmişti. İşte aynı partiden olunca koordinasyon ve senkronizasyon çok daha iyi olacak. İyi anlaşacağız, birlikte yöneteceğiz denmişti. Ama bu konuda sıkıntılar olduğu sürekli olarak ifade ediliyor. Özellikle Bodrum'la ilgili bu sıkıntılar Muğla'nın tüm ilçelerindeki durumla karşılaştığında Bodrum pik yapmış durumda. Bu da bir uyarı olarak değerlendirilsin. Çünkü sonraki süreçte bu ittifak devam ettiği sürece yani Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener'in birlikte ettikleri, birlikte yürüdüklerini görüyoruz. Muhtemelen bu uzun soluklu tabii bir ki, ittifak ki. Olacak. Bu ittifak sürdüğü sürece de işte Fatih Bey hemen birilerinin dikkat etmesi soruyu gerekiyor. Kendime alıyorum. Kesinlikle ittifaka hiçbir zarar vermez. Yaptığımız açıklamalar hatta daha güçlendirir diye düşünüyorum ben. Çünkü biz doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Yani Bodrum'un çıkarları için çabalıyoruz, doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Evet, bu anlamda çok çok önemli söyledikleri. Hem sakin hem de çok dikkatli konuştuğunu farkındasınız zaten Nevzat Başkan'ın. Yani genel ittifaka bir zarar vermemek adına bazı şeyleri de yutkunduğunu zaten görüyoruz buradan. Yutkunduklarının nedenini de zaten herkes biliyor. Biz de bunu göstermiş olduk canlı yayında. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Haftaya sizinle başlamış olduk. Bakalım evet, bu hafta neler getirecek. İyi haftalar diyelim tüm Bodrum halkına. Umarım Bodrum için hayırlı ve iyi haberler İnşallah. Sunarız İnşallah. Bu hafta için. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, programımızı burada tamamlıyoruz. Sevgiyle kalın, esen kalın, sağlıkla kalın.